İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da AFAD merkezinde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Bizim birinci derdimiz enkazları döküm alanlarına taşımak," dedi. Şöyle söyleyeyim, yani milyonlarca ton enkaz var. Bunların taşınması, bunların geri dönüşümü, zamanı, taşınacağı alan, bunların her biri kendi adına büyük bir mesele. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş ile ilgili herhangi bir sorunun olmadığını kaydeden Bakan Soylu, "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok," ifadelerini kullandı. Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş şeklinde yeni bir uygulama olacak mı? Ya şu anda bir güvenlik ve asayiş problemimiz yok. Yani şu anda böyle bir problem yok. Ve neden böyle bir problem yok? Başta da böyle bir problem yoktu. Ama şunu yapıyorlar tabii. Bu üzüntü verici bir şeydir. İşte Türkiye'li Suriyeli. Abi ne var yani? Bana bunu birisi söylesin. Ya o insanlar da depremden çıkmış yani. O da yaşamış o depremi. Onun çocuğu da o korkuyu yaşamış. O da bir insan. Yani bunu bir şey olur da yani bir toplumsal kargaşayı ve zemini oluşturabilecek bir durumla karşı karşıya kalırsınız da buradan bir değerlendirme yapıp bir tedbir alırsınız. Bu doğru bir şey. Kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soylu, sağlık açısından her adımın atıldığını kaydetti. Devam ediyoruz. Elbette ki kimliklendirme çalışmaları var. Onlar devam ediyor. Yani DNA çalışmaları var. Onlar devam ediyor. Onu yukarıdan aşağıya tek tek bakıyorsunuz. Suriyeli kardeşlerimiz var. Onların kimliklendirmeleri devam ediyor. Birçok mesele var. Ve hepsiyle tek tek ilgileniyor. Bütün arkadaşlarımız ilgileniyorlar.